Evet, 42 LB620, 47 LB620, 48 LB620, 49 LB620, 55 LB620 hepsinin aynı işlem var. Görüntülerde bazen ekran geniş oluyor, yaklaşık oluyor, alttaki yazılar görünmüyor. Bunları düzeltmek için burada bazı kumandadan değişiklik sağlıyor. Mesela örneğin burada home tuşu var. Bu modele home'den girebiliyorsunuz. Eğer kumandanızda home yoksa mesela buradan 3 tane mute yaparak buradan 3 tane muteden sonra oto ayarlama diyorsunuz. Okey dediğinizde yine aynı bu menüye girebiliyorsunuz. Buradan resim ayarlarından okey diyoruz. İlk girdiği zaman şuradan başlar. Ben aşağı gelmiştim. Enerji tasarrufu kapalı ya da kullanıcı yapabilirsiniz. Resim modu standart olmalı. Standart olmazsa ne olur? Canlı olur mesela. Canlı olursa arka plan ışığı yüksek olur. Kontrastı yüksek. Işığı yüksek olur. Yüksek olduğu zaman ledleri zorlar. Led ömrü kısa olabilir. Ya daha doğrusu ömrünü kısaltır. O standart kalsın burada. Pardon, canlı yaptık. Evet, standart yaptık. Şimdi asıl meselemize gelelim. Aşağı geliyoruz. Yine geliyoruz. Evet, geldik, 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 geldik. Bir daha geldik. Bir daha, bir daha, bir daha. Evet, izlenme oranı. Asıl meselemiz burada. Ekran geniş mi, dar mı, yanlar mı, üstten mi dar, yandan mı dar? Bütün ayarları burada yapabiliyorsunuz. İzlenme oranı. Mesela 16.9. Okey dediğimizde burada sadece tarayında hemen hemen aynı. Fark değişmiyor. Orijinalde de değişmiyor. Mesela tam geniş. Burada da pek fark etmedi. Ama burada 14.3 eğer olmuşsa ayarınız bakın yanlar onlar 15'er santim daraldı. Sağ ve sol. Ya da bilmeyene çocuklar oynamışsa 14.9 olmuşsa biraz daha o daraltı azaldı. Ama yine boşluk var. Burada bir de bilmeyene çocuklar yaklaştırma yapmışsa eğer bakın alttaki yazı epey genişledi. Yani ekran genişledi. TRT1'in yazısı kayboldu. Bakın dikkat edin. TRT1'in yazısı şu anda var. Şu anda kayboldu, yukarı uzadı. Bu yaklaştırmada da yine ekran epey geniş. Zombi'de o da geniş ama tam orijinal değil. Orijinali 16.9 olmalı. Evet, 16.9 yaparsanız zaten ekranın nereden hangi kare nereye oturduğunu görebiliyorsunuz. Evet, kaç dakikaymış? 3 dakikaymış çekimde yaptım. Çekimdeymişiz. Bu arada televizyon sesini kısmak zorunda kaldım. Çünkü TRT1'de film oynuyor. Telif hakkı sesten dolayı YouTube hemen yakalar. Burada başka ne zaten bir önceki videoda kanal ayarlamayı tarif etmiştim. Burada da pek yapacağım, anlatacağım bir şey göremiyorum. Bunu izlemişseniz eğer televizyonunuzun altyazı genişlemeyi yapabilirsiniz demektir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.